İnsan hakları hukukunda hakların korunması ve ihlallerin tazmininde yargıya ve diğer koruma mekanizmalarına erişebilmek hayati önemdedir. Ancak ekonomik, sosyal, kültürel, coğrafik birçok farklı unsur dezavantajlı grupların adalete erişiminde bariyerler oluşturur. Hak bilincinin geliştirilmesi, hak ihlallerine maruz kalanların hak arama konusundaki tutumlarının değiştirilmesi, hukuki ve anayasal hakların ve garantilerin geliştirilmesi ve ayrımsız herkes için adalete erişimde eşitliğin sağlanması için yasalardaki mevcut koruma güvencelerin dezavantajlı gruplar bakımından gözden geçirilerek sorun alanlarında gerekli hukuki ve politika değişikliklerin yapılmasını, dezavantajlı gruplar içinde hak farkındalığını artırmaya ve hak arama mekanizmalarına başvuru yapma konularında odaklı özel programlar uygulanması, hukuki usullerde kültürel ve dil bariyerlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik değişikliklerin yapılması ve alternatif başvuru mekanizmalarının oluşturulması, adli yollara başvuru yapmak isteyen kişilere masraflar için ekonomik destek programları oluşturulması, adli yardım sisteminin dezavantajlı grupların ihtiyaçları odağında güçlendirilmesini ve mahkemeler ya da diğer mekanizmalara başvurular için avukata erişim desteği sağlanması, misilleme tehdidine karşı yasal güvencelerin artırılması, misillemeleri kamu görevlileri tarafından yapılması halinde cezai müeyyidilerin ağırlaştırılması. Adalet arayışı neden önemli? Çok kısa değinmek gerektiğine inanıyorum. Adalet hem onarıcı hem de önleyici bir mekanizmadır. Günümüz devletlerinde, özellikle Türkiye gibi totaliter yapıya sahip olan devletlerde şunu çok rahat söyleyebiliriz. Devlet kendisini toplumun yerine konuşlandırmış durumda ve toplumsal sorunlara karşı, toplumsal taleplere karşı her türlü hak arayışını, her türlü adalet arayışını doğrudan kendisine yönelik, kendi yerine geçmeye yönelik ya da kendi gücünü elde etmeye çalışan bir komplo gibi algılıyor ve buna yönelik bir husumet geliştiriyor açıkçası. Bu sebepten dolayı da hak arayışı özellikle toplumsal anlamda bir arayış haline geldiğinde, toplumsal anlamda bir talep haline geldiğinde çok ciddi anlamda bir misilleme ile karşılık buluyor. Her ne kadar bu noktada gerekli bir mücadeleyi yürütmeye çalışsak da aslında devletin, buradan baktığımız zaman aslında bizler süregelen bir şekilde ağır insan hakları ihlallerine maruz bırakılan kişileriz, yurttaşlarız. Fakat devlet politikası kendi içinde aslında faili kolluk görevlisi olan pek çok ağır insan hakları ihlalinde, yaşanan katliamlarda, yaşanan insan ölümlerinde, işkencelerde herhangi bir şekilde ya bir soruşturma faaliyeti yürütmemekte ya da yapılan suç duyuruları, şikayetler karşısında refleksif kimi suç tanımlarıyla aslında mağdur olarak tanımlayabileceğimiz kişilere yönelik olarak bir yargı tehdidini oluşturmaktalar. Bu aslında yeni bir şey değil. Geçmişte sıklıkla yaşanan, bugün daha ağırını yargının araçsallaştırıldığı bir süreçte yaşadığımız bir veri olarak ifade etmek isterim. Türkiye'nin her ilinde aslında yaşanan ağır insan hakları ihlallerine karşı yurttaşların yanında olduğumuzu, hem kurumsal çalışmalarımızda hem de hukuki destek süreçlerinde yurttaşlarla birlikte aslında maruz bırakılan hak ihlali karşısında cezalandırma, yargı süreci itibariyle faillerin tespiti, yargılanmasını sağlamak gibi bir mücadele içerisindeyiz. Yani Roboski katliamından sonra, katliamın öncesi ve sonrası bir hayatımız vardı bizim. Ama Roboski katliamından sonra hayatımız çok değişti. Hemen 3. ayında yani Roboski katliamı ile ilgili basında ve kamuoyunda yapmış olduğum demeçler, röportajlar, gerek Twitter paylaşımlarım, gerek farklı programlarda, etkinliklerde anlattıklarım neden ve sebep gösterilerek hakkımda davalar açıldı. İlkin devletin savcısı, devletin savcıları beni takibe aldı. Bir yıl boyunca telefonlarım dinlendi. Savcı ifadeye çağırdığında yani sözlü olarak beni tehdit etti. Yani sadece hakkımızda davalar açılmadı. Sadece hakkımızda yani sadece tehditler olamadık. Birçok engelle karşılaştık. Bunu niye yaptılar? Yani Roboski katliamının faillerinin peşine düşmememiz için elinden gelen bütün imkanları seferber ettiler.